Merhaba arkadaşlar, ben Tolgan. Her gün bir Rus serisinin yeni bir bölümde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ormandayız, Graves çarıyla oynuyoruz. Bu benim ikinci videom Graves'le. Sebebini anlatacağım. Capture kart, şu kayıt kartı yani benim. Bu bilgisayar ekranını, kayıt bilgisayarına aktardığım kart takılmış. Bu aralar yani çok sık olmuyorken bugün üçüncü kez oldu. Ve video sırasında takıldığı için yan bilgisayara zırt pırt bakmadığımdan dolayı fark etmemişim bunu. Bu sefer bu kayıtta birazcık daha bakacağım. Birkaç kez kontrol ediyor olurum. Yani takıldığında kapat aç yapıyorum aleti. Yani videoyu kapatmadan da düzeltebileceğim bir problem aslında ama farkında olmadığım için oyun bayağı hararetli oyundu. Oyun güzel de olmuştu. Kaybettik oyunu. Match Store'dan bakabilirsiniz ama gerçekten çok güzel bir oyundu. Özellikle benim açımdan ben bayağı yok etmiştim yani. Erkende ormanla alakalı bol bol tüyo falan filan savaşlar da dönüyordu. Yine aynı tüyoları vereceğim bu arada. Aynı şeylerden bahsedeceğim. Şimdi Graves adlı çarın yeteneklerine pasiften başlayalım. Pasifi tüfeği. Düz vuruşları diğer hero'lar gibi değil. Kendine özgü bir sistemi var. Yani Jhin'de de benzer bir sistem var. Bu sistem mermi sistemi, şarjör sistemi. Karakterin şarjörü var abi. İki mermilik bir silah var. Her iki vuruşta bir şarjör yeniliyor. Bu mermiler, bizim mermilerimiz alan hasarı vuruyor. Bir. İki, yakından vurduğunda daha çok vuruyor. Üç yok. Tamam. Bu kadar. Bu yani. Karakterin mermileri alan hasar vuruyor ve en öndeki hedefe vuruyor. Ha, üçüncüsü de var. Üçüncüsü de var. Minyonları ve orman yaratıklarını ittiriyor abi. Böyle de bir ekstra özelliği var mermilerimizin. Bu arada gördüğünüz üzere bir tane potarcılık. Aslında doldurulabilir iksirle başlasam daha doğru olabilirmiş gibi duruyor burada. Lee Sin Flash değil mi? Lee ve Yasuo F değil mi? Yoksa sadece bir tanesi mi attı anlamadım da. İkisi de attığı gibi gördüm ben orada. Bunu baskınlarımızda göreceğiz, fark edeceğiz. Karakterin Q yeteneği bir bomba fırlatıyor. Bu bomba en yakın duvara çarpıyor veya duvar yoksa da maksimum menzil var. O menzilden geri dönüyor noktaya. Geri dönüyor attığımız noktaya. Geri döndüğü nokta şu yer. Orada bayağı bir hasar çıkartıyor. Bir giderken bir de gelirken bütün yollarda hasar çıkartıyor. Eğer önüne bir duvar çıkarsa şöyle pat pat çok daha seri gidip geliyor. Bu da hani bir şampiyonu aynı şu an Grompa yaptığımız gibi sıkıştırırsak bir köşeye daha rahat hasar çıkartacağımız anlamına geliyor. Sis var, W yeteneği. Sis de içerideki hedeflerin görüşleri tamamen kısıtlanıyor. Sadece onun içini görebiliyorlar. W'su gerçekten çok önemli bir yetenek Graves'in. Hani şöyle çok önemli bir yetenek. Yalnızca bir skill'le takım savaşı taşıyabilen bir şampiyon. O W'yu öyle bir konumlandırırsa, yani takım savaşlarında öyle bir konumlandıranlar oluyor ki daha doğrusu, takım savaşında kimse hiçbir şey görmüyor. En kritik noktalarda görüş kesiyor. Ve takım savaşını taşıyor ya. Tek bir yetenekle, sadece W'suyla takım savaşında çok aşırı büyük etki gösterebiliyor bu karakter. Hani bu arada aşağıda Vayne'de double laugh var. Ben bir aşağı ineyim. Öf, kesti ya. Gerek kalmamıştı ona. Mouse GG. Evet kesin. Kol bozuk. Kesin kol, evet, hep ondandır ya, hep ondan. Yani bir mouse takılır, pili biter ya da bir şeyler olur yani, değil mi? Hep onunla alakalı yani bunlar. Yoksa tamam, hiç çaktırmıyoruz ya. Çaktırmadan. Tamam, çaktırmıyoruz. Kesin mouse'u GG'ydi yani. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an canı gönülden inanıyorum mouse'unun GG olduğuna. Geri dönelim bir. Paramızı harcayalım. Çok paramız oldu cebimizde. Graves'in en güçlü olduğu noktalardan birisi ormanda karşılaştığı şampiyonlarla attığı 1v1'ler. Baya kuvvetli yani. Osurtuyor desek yeridir. Kırmızı çarpı aldıktan sonra özellikle çok ciddi hasar
çıkartıyor karakter. E yeteneği son yamadan örflenen bir yetenek. E yeteneği bir tane kullandığımızda kayıyoruz. Ve kaydığımızda da şarjörümüzde eksik mermi varsa bir tane mermi yüklüyor şarjöre. Onun dışında artı olarak da eğer... Şimdi istatistiksel değerlere girmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Bir şampiyona doğru E atarsanız daha çok size savunma kazandırıyor. Kaçmak için E atarsanız biraz daha az savunma kazandırıyor. Yani yetenek savunma kazandırıyor. Anlayacağınız savunma kazandıran bir yetenek aynı zamanda. Bir de her düz vuruşumuzda bekleme süresi düşüyor. Yukarı giderim. Ultisi şöyle aynı bu şekilde dağılımı. Şu noktada patlıyor. Burada etrafa savruluyor. Eğer bir şampiyona çarparsa şu noktadan önce orada etrafa savrulmaya başlıyor. Evet. Yalnızca W ile asistimizi de çektik. Gayet güzel. Gel kule alalım seninle. Kuleye daha çok vuruyor mu uzaktan? Yakından ya da bakayım. Yok aynı. Bu arada geçen el bizim takımda bayağı bir koridorlar kaybediyordu. Bu sefer geçen ele göre bayağı bir daha iyi. Kaybeden koridor ya bir tek orta koridor biraz geride. Ağır kaybediyor diyemeyiz. İlk kulenin ilave altınından da kendimize birazcık pay çıkardık. Temiz. Biraz da vergi keselim şuradan. İşte bunlar hep vergi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu. Rakip kayboldu. Evet. Rakip gerçekten de kayboldu orada. Rakibi kaybettim. Yok ettim desek yeridir sanırım. Bu tavuğun da şeysi doğacak ha. Hey. Buradan kaymıyor değil mi ya? Aynen. Şuradan E ile denesem gelemeyecektim. O yüzden flash attım orada. Her şey hesaplı yani arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Puf. Olay budur ya. Olay budur. Mis. Mis. Gayet güzel hasar çıkartıyor. Mükemmel hasar var karakterin. Bu arada dışarıdaki şu anda hava tam akşam olmaya yaklaşıyor. Dışarıdaki ışık da ara ara değişiyor. Ben de kameranın ışığını ona göre ayarlıyorum yani. Ya, olduğu kadar artık yani çok şey yapmayalım ona. Kırmızı çarpımızı aldık. Bunu aldık. Hatta şunu bitirelim. Bitirelim. Bir tane bunu alalım. Onu almayalım bir tane. Şunu alalım. Şunu alalım. Başka bir şey almayalım gidelim. Karakterde az bir şey saldırı hızı, az bir şeyden kastım bu arada savaşçı çizmelerinin yanına bir tane de hayalet dansçı misler gibi oluyor. En gerekli eşya dediği cam biçeni aslında ben çok fazla alındığına şahit olmadım. Ki kendim de hani aldıktan sonra diğer eşyalardan daha iyi olduğunu görmedim hiçbir zaman. Yani cam biçen aldığımda... Hayalet dansçı alsaydım daha kötü olurdu diyebileceğim bir nokta yok. Hayalet dansçı her zaman çok güzel oluyor Graves'e. Özellikle Graves şöyle 3v1, 2v1, çok v1 yapabilen bir karakter olduğu için. Hayalet dansçı verdiği özel pasiflerle yardımcı oluyor bu konuda. Genel olarak bu arada karakter üst koridor karakteri, pardon orman karakteri. Bazen işte... Soflu üst koridorda oynuyor. Şöyle gidiyor, ölüyor, feedliyor falan. Oynasın yani ne yapalım artık. Ona diyecek bir şey yok ama orman karakteri yani. Ormanı çok hızlı dönmesi, baskınlarının baskınlarda ölmüyor karakter. Çok fazla hasar çıkartıyor. Ve ormanda karşılaştığı kişilerle çok rahat 1v1 atabilmesi
Avantajları. Canı inmiyor bir de. Yani potu aldık, basmıyoruz bile potu. Otomatik basıyor kendine. 5 yükün üstüne çıktığı için. O itekleme olayı çok iyi ya. Güzel. Tamam. Şifasını bastı sanırım ya, emin değilim. Lee Sin'den beni yakalama denemeleri. Oo. Yok. Atlasaydı vuracaktım küsküyü kafasına. Vallahi oradan geçmeyeceğim ya. Çok da mantıklı bulmadım yani bu hareketi. Takım kusura bakmasın, birazcık sattım. Q bu arada duvardan geçmiyor ya. Öyle bir özelliği var. Ultim dönüyor, hadi. Oğlum ya, ultiyi atabilseydim. Ultiyi attığımız yerin tam zıttına bu arada geri tepiyor silah. Biz biraz geri tepiyoruz. Onunla adamdan uzaklaşıp hasar da verip öldürebilirdim Riven'ı da. Gelmedi ulti yani. Anla ki. Vayne'de 6 tane kill var lan. Kasmış yani, aslında dikkat etmek lazım. 6 kill nereden baksan 2000'e yakın para. Şu saldırısı işte çok yeterli. Çok yeterli ve çok iyi. Şu pak pak yapıyor. Yukarıdan ittirelim şimdi. Çok güzel. Diğer noktalarda pek de... Oo. Peki. Peki, tamamdır. Ya ben buna dalmak istiyorum ya. Güzel. Vurduk sırtına. Şeye sıkıştırınca orada, şuraya sıkıştırınca işte, dedim ya Gromp'u şurada sıkıştırdığımız gibi yaparsanız diye. Olay bu. Karakter sıkıştırdığını affetmiyor. Yok ediyor. Tam tecavüzcü. Bu arada kuleye bak şöyle, 147-147. Böyle 98-98 kuleye de işliyormuş o olay. Yakından vurduğumuzda minyonlarda eksisi alan daralıyor. Artısı hasar artıyor. Gayet güzel.
Kayıtta falan bir şey yok değil mi? Ha, vallahi kontrol etmeyi unuttum. Mana yetmiyor ya. Q ultiye mana yetmiyor orada. Şu an halen yetmiyor. 200 lazım. Lan! Sal beni! Bardo ölmüş. Yanlışlıkla Bardo öldürdüm. Ya şu Yasuo ya. Ultiyi atıyor, kalkanı yeniden artıyor ya. Şimdi büyü hasarı ne kadar? Büyü hasarı karşıda Bard'dan ibaret. Başka büyü hasarı tam olarak yok yani. O yüzden Malmortius almayacağım. Malmortius çok güzel oluyor bu arada, büyü hasarı. Fazlaysa karşı takımda bayağı öneririm. Lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Onun yerine biz kana susamış alabiliriz. Zırh ne durumda karşı takımda? Sıfır. Hepsi Adana bıçak şov yapmış karşı takım. Tamam. Kana susamış alalım abi o zaman. Vallahi potu satmayacağım ya. Pot bazen işe yarıyor çünkü. Bir de şunu alalım. 231 AD'miz var. Dakika 17, 18'de gayet güzel. Bizimkileri biraz kesmeye başladılar ya. Patır putur. Tam jilet karakter, güçlü. Kastımı yok ediyor. Ben yukarıdan minyonlarla birlikte gideyim. Baron diye bir şey daha oyunda var olmadığı için Baron yapma şansımız yok. Yukarıdan inhibitöre doğru minyonlarla gideceğim. Sonrasına doğaçlama. Şu anda gidebiliriz buraya ya. Buraya çeksin. Ya o şeyler beni bulacak. Ey güzel. Fena değil. Bir de bundan geçelim. Aa! Kapı kapandı ya. Öbür bardın kapıları daha güzel. Bir vuruş lan diyecektim ya. Kırmızı var anlamı. Vuramıyorum, minyon var ya. Kırmızıyı aldık ya Riven'dan. Çok iyi oldu. Kafasını ısıtırdı. Bu bardlar neden bu kadar çok vuruyor abi? Aa, geçilmiyor lan. Keşke düz vuruş yapmaya devam etseydim. Ultiyi en son atmak biraz daha mantıklı ya. Duruma göre tabii bu. Maalesef Reyno. Abi! Kule tam troll. Kule tam troll. Uzaklaşıyorum, vurmaya devam ediyor. Fıçı fıçı yaptı, içimden geçti ya. Minyonlar yok, minyonlar alamaz orayı. Kanosamışımızı bitirdik. Baron alalım. Baron alalım. Seri maçımdayım. Daha çok lig atlayacağım. Atlarım.
Baron oradan çözersek gayet iyi. Sırtım çatır çutur ediyor ya. Böyle hua yapınca sırtı çatır çutur edenler yazabilir mi yoruma? Çok güzel bir his ya. Double off. Tertemiz. Tuttu da ha. Kase atayım mı ona? Ulti çok uzak kaldı. Baron almayacağız galiba. Çok güzel çaldım. Al bunu iç. Mükemmel çaldım ya. Harbiden mükemmeldi. Oh. GG, well played diyelim. Evet arkadaşlar, maçımızın burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar, maçımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki bölümde ne oynayacağıma karar vermiştim ben aslında. Ama video GG olduğu için, şu anda bir sıkıntı yok ama aynen video GG olduğu için gösterememiş. Yani o ne oynayacağımızın kararını vermiştim yani. Onu söyleyeyim. Kafam çok karıştı çünkü. Verilmiş hasarda Jhin en yüksek, ondan sonra ben vurmuşum. Chacho da ondan sonra da en çok vurmuş. Es kazanmışız bu arada. Es kaza, es kazandık. Komiyim ya. Şampiyonlarda 3 tane ihtimal var şu anda. Birisi Ekko, bir diğeri Ezreal, bir diğeri Fizz. Bu üçünden bir tanesini orta koridorda oynayacağım bir sonraki bölümde. Haberiniz olsun. Videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki her gün bir rol bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.